Günümüzde bütün kadın ve erkekler temiz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için oldukça çaba harcamaktadır. Özellikle ergenlik döneminden itibaren insanlar yüzlerine daha da dikkat etmektedirler. Diş macununun öyle bir etkisi var ki siz de hemen denemek isteyeceksiniz. Şimdi videomuza geçelim. Duymayan Kalmasın kanalına hoş geldiniz. Yüzünüze diş macunu sürün ve şaşırtıcı bir şey olacak adlı videoyla sizlere iyi seyirler diliyorum. Sivilceler ve siyah noktalar birçok kişinin sıkıntısıdır. Siyah noktalar esasen ucu açık sivilceler ve sivilce lekeleri vücudunuzun her noktasında oluşabilir ve uğraşması sinir bozucudur. Şayet siyah noktalarınızdan, sivilcelerinizden ve lekelerinden kurtulmak istiyorsanız bu videoyu iyi izleyin. Diş macunu sivilceyi kurutmak için kullanılan etkili maddelerden biridir. Yalnız bilmeniz gereken şu ki piyasada naneli, misvaklı, meyve özlü ve benzeri birçok diş macunu çeşidi mevcuttur. Şayet sivilceye diş macunu uygulayacaksanız normal beyaz bir diş macunu tercih etmelisiniz. Beyaz diş macunları karbonat, hidrojen, peroksit ve triskolen gibi sivilcelerin kurumasına yardımcı olan özler içerir. Renkli diş macunu ise cildinizi tahriş edebilir. Sivilce için beyazlatıcı özellikli olan diş macunlarını kullanmayın. Diş beyazlatıcı diş macunları diş ağrıtıcı maddeler içerir. Sivilceye beyazlatıcı diş macunu uygulamak cilt renginin açılıp leke oluşmasına neden olabilir. Sivilce tedavisinde en etkili diş macunları organik olanlardır. Hormon, pestisit ve diğer kimyasallar içermezler. Ve bitkisel diş macunları genellikle aloe vera, çay ağacı yağı, okaliptüs yağı ve karbonat gibi antibakteriyel ve şifalı bitkilerden oluşur. Böylece sivilceler hızlı ve sağlıklı bir şekilde kurur. Şimdi nasıl uygulayacağınızı göstermek istiyorum. Diş macunu uygulamadan önce cildinizin tepkisini test etmelisiniz. Diş macununu az miktarda bilek üzerine sürün ve orada en az 15 dakika bırakın. Cildiniz tahriş olmadığı takdirde yüzünüzde denemeye başlarsınız. Yüzünüzü yıkayıp temiz havluyla kurulayın. Parmağınıza az miktarda diş macunu sıkın. Parmağınızı kullanarak her sivilce üzerine az miktarda diş macunu yerleştirin. Diş macununu tüm yüzünüze sürmeyin. Sadece sivilce olan yerlere sürün. Diş macununu en az 30 dakika boyunca derinizde bırakmalısınız. Mümkünse bir gece yüzünüzde bırakmayı deneyin. Sıcak su kullanarak yüzünüzdeki diş macununu temizlemek için ellerinizi veya temiz bir yüz havlusu kullanın. Ardından havlu ile kurutun. Cildinizi kuru hissediyorsanız nemlendirici kullanın. Bu tedavi 2 veya 3 kez kullandıktan sonra sivilcelerinizin görünümünde azalma olduğunu göreceksiniz. Cildiniz üzerinde çok kurutucu olduğu için bu yöntemi haftada 4 defadan fazla kullanmayın. Siyah noktalar kadın veya erkek ayırt etmeksizin yaşanan bir cilt problemidir. Yaşınız kaç olursa olsun cildinizde siyah noktalar oluşabilir. Diş macunu siyah noktalardan kurtulmak için de kullanılabilen bir maddedir. Siyah nokta temizlemek için kullanacağınız diş macunu, jel, beyazlatma özelliğine sahip ve hassas dişler için kullanılan bir diş macunu olmalıdır. Aynı zamanda nane aromalı bir diş macunu kullanmak daha yararlı olacaktır. Ancak cildiniz çok hassas ise öncelikle ufak bir deneme yapmadan tüm yüzünüze uygulamamanızı tavsiye ederim. Önce ılık bir suyla yüzünüzü yıkayın. Daha önce kullanılmamış bir diş fırçasına az miktarda diş macunu sürerek bu fırçayı dairesel hareketlerle masaj yapar gibi siyah noktaların bulunduğu cildinize sürün. Bu işlemi noktalar tamamen kayboluncaya kadar devam etmeniz gerekmektedir. Siyah noktaların tamamen temizlendiğinden emin olduktan sonra yüzünüzden diş macununu temizlemelisiniz. Bunun için ılık bir suyla yüzünüzü iyice yıkayın ve temiz bir havlu ile durulayın. Tekrar söylüyorum, yüzünüze uygulamadan önce elinizin üzerinde test edin ve tahriş olup olmadığına bakın. Daha sonra yüzünüzde uygulayabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.